Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Maç günüyle karşınızdayız. Yusuf Kenan Çalık ve Hayri Beşer konuklarımız. Yaklaşık 4 saatimiz var. 17 itibariyle Mahmut Alparslan, Güvenç Kurtar aramızda olacak. O dakikaya kadar futbola dair bütün gelişmeleri değerlendireceğiz sevgili seyirciler. Sonrasında iki teknik adamla beraber gündeme dair konuşacağız. Beşiktaş'ın bu arada Kayseri kafilesi belli oldu. Yeni transferler Muçi ve El Musrati'nin de kadroda yer aldıklarını belirtelim. Eksikleri de var siyah beyazların ama yeni transferlerin takıma katılmış olması tabii ki önemli. Engin Can Çelik bu arada hazır. Fenerbahçe evinde Alanya Spor'la kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertlerin oynayacağı maça dair konuşacağız. Galatasaray'ın Başakşehir'i mağlup ettiği karşılaşmaya da yine zaman ayıracağımızı söyleyelim. Engin Can, Kadıköy'de detaylar sende. Kerem, teşekkürler. Ülker Stadyumundan mutlu pazarlar. İyi yayınlar dileyim. Süper Lig sezonunun 25. haftasında saatler 19'u gösterdiğinde Fenerbahçe'nin konuğu Alanyaspor olacak. Fenerbahçe son 3 maçında galibiyet serisine devam ediyor. Bugünkü maçında kazanarak mutlak 3 puanla liderliği tekrardan ele almak isteyecek. Başakşehir deplasmanından 1-0'lık skorla dönmüştü. Fenerbahçe daha sonrasında ise Ankara Gücü evinde oynadığı Ankara Gücü karşılaşmasından 2-1'lik skorla galibiyeti korumuştu ve geçtiğimiz hafta zorlu Antalyaspor karşılaşmasında da 2-0'lık skorla tekrardan liderliği ele geçirmişti. Geçtiğimiz hafta içi Gaziantep deplasmanından da Türkiye Kupası deplasmanından da 2-0'lık skorla dönmüştü ve hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda galibiyetlere devam ediyor ve Türkiye Kupası'nda da son 8'e kaldığını, çeyrek final rakibinin yarın saatler 14'ü gösterdiğinde de belli olacağını ifade edelim. Dün akşam saatlerinde Fenerbahçe kafilesi son taktik antrenmanını gerçekleştirmişti. Can Bartu tesislerine de kampa girdiğini söyleniyor. Fenerbahçe'de sakat oyuncular vardı. Bekao sakatlığını atlattı. Antrenmanla takımla beraber antrenmanlara çalışmalara başladı. Fakat henüz hazır olmadığı için bugünkü maçta forma şans giymesini beklemiyoruz açıkçası. Onun yanı sıra Osay Samuel Afrika Kupası'nda mücadele ettiği için, onun da bugün final maçı var. Afrika Kupası'nda mücadele ettiği için Osay Samuel'in de bugün maçta forma giymeyeceğini ifade edin. Fred'in bir sakatlığı vardı. Fred de bugünkü maçta forma giymeyecek. Peki Fenerbahçe nasıl bir muhtemelle çıkacak? Kalede Livakovic, savunmanın sağında Mert Müldür, sol tarafında Ferdi Kadıoğlu, stoper ikilisi ise Ciku ve Çağlar. Merkez orta sahada Kurunic, İsmail, orta alanda sağ tarafta Cengiz Ünder, sol tarafta Dušan Tadić, 10 numara bölgesinde Sebastian Szymański, forvette ise Edin Džeko'nun oynamasını bekliyoruz. Jajua King'e bir parantez açacak olursak, geçtiğimiz hafta Türkiye Kupası'nda Gaziantepspor karşılaşmasında ilk yarıda bir sakatlık yaşamıştı. Jajua King'in de ayak bileğinde ödem ve kanama olduğu için bugünkü maçta forma giyemeyeceğini ifade edelim. Konuk takım Alanyaspor bakacak olursak, Alanyaspor ligde oynadığı son 3 maçı da henüz galibiyetle tanışmadı ve bugün onlar da mutlak 3 puan alarak alt sıralardaki rakipleriyle beraber puan farkını açmak istediğini ifade edelim. Stadyum çevresindeki atmosferden son olarak bahsedecek olursak, bizler öğlen saat 12'den beri buradayız ve taraftarların da akın akın geldiğini söyleyelim. Saatler 16'yı gösterdiğinde de stadyum kapıları açılacak ve Fenerbahçe taraftarları saatler 19'u gösterdiğinde liderlik için bugün taraftar takıma destek olacağını söyleyelim ve sözü tekrardan size bırakalım. Teşekkür ediyoruz Engin Can'a aktardıkları için. Bu arada size bir hoş geldiğini çok gördüğümü düşünmeyin. biraz hızlı kırmızıyla bağlantıyla girdik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun hepimiz için. Kadıköy'de Fenerbahçe'nin Kore'nin Alanya Spor'la oynayacağı mücadeleyi konuşacağız. Sarı lacivertlere geniş yer ayıracağımızı dile getirelim. Ama önce bir düne dönelim de istiyorum. Fenerbahçe'nin maçına daha uzunca bir süre var. Dünü bir aradan çıkartalım. Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasıyla alakalı değerlendirmeleri konuşalım. Sonrasında Fenerbahçe'ye tam anlamıyla odaklanacağımızı belirtelim. Tabii ki dünya ve Avrupa'da ligimizde oynanan maçlara dair de yine konuşacağız. Çaykur Rizespor ve Sivasspor. Sivas'ta karşı karşıya geliyor bu dakikalarda. Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü var. Mücadelede 75. dakika oynanıyor. Reymanay'ın 30. dakikada attığı golle Sivasspor önde. Son bölüme avantajla girecek. Bakalım ilerleyen dakikalar bize neler getirecek, hep birlikte göreceğiz. Yusuf Kenan, Galatasaray önemli bir galibiyet aldı Başakşehir'e karşı. 2-0'ı bulduktan sonra rahat bir maç geçirdiği gibi görünse de bölüm bölüm zorlandı da sarı kırmızılılar. Onar dakikalık sekanslarla oyun çok git gele döndü ama o neticeyle 2-0'la tamamlandı. Beklentin neydi? Ne buldun karşılaşmada? Yani Başakşehir ve Çağdaş Hoca özelinde belki bu karşılaşmaları hem Fenerbahçe'ye karşı oynadığı hem de Galatasaray'a karşı oynadığı maçları değerlendirmek daha sağlıklı olur.
Çağdaş Hoca'nın belli bir oyun felsefesi var ve bu felsefeden tıpkı zamanında Farioli gibi, ki yardımcısıydı o da, çok fazla vazgeçmiyor. Farioli gerçi Nice gittikten sonra Fransa'da biraz vazgeçti bu felsefeden. Daha pragmatik bir futbol oynatmaya çalışıyor ama Çağdaş Hoca özellikle kadrosu daha güçlü, daha donanımlı takımlara karşı oynadığı zamanlarda, maçlarda bu sıkıntıları yaşıyor. Benim Galatasaray galibiyeti beklentim vardı. Çünkü Galatasaray ön alan baskısını çok iyi yapan, Başakşehir'de ısrarla, kısa paslarla kendi savunmasından çıkmaya çalışan bir takım ve orada hataya zorlama ihtimali çok yüksekti. Artı bağlantıyı bulmakta zaman zaman zorlanan, baskıdan dolayı söylüyorum bunu, bağlantıyı bulmakta, yani doğal olarak geçiş yapmakta, hücum geçişini yapmakta zorlanan bir takım Başakşehir. Kendi gücüne yakın ya da kendi gücünün altındaki takımlara karşı oyununu daha rahat kabul ettiriyor. Bu bağlamda deplasmanda da işte seyirci gücünün de Galatasaray'ın yanında olduğu bir mücadelede ben Galatasaray galibiyeti bekliyordum. Beklemediğim şey belki ikinci devredeki fiziksel düşüştü. Çünkü Galatasaray'da bir fiziksel düşüş yaşandı ve biraz orada tecrübeyle kontrol Barış etti. Alper hariç. Barış Alper de inanılmaz. Yani Barış Alper 2-3 kişilik oynuyor. Evet. Yani Kazım reklamda söylüyordu ya, benim oğlum 2 kişi oynuyor annesi diye. Barış Alper de 2 kişilik oynuyor açıkçası. Helal olsun. Gerçekten hem güçlü, eskiden güçlü ve hızlı bir oyuncu olarak değerlendiriyorduk geçen sene için. Şimdi güçlü, hızlı ve topu iyi değerlendiren, topun kıymetini bilen bir oyuncu haline geldi. Ve bence transfer piyasasında da ciddi anlamda değer katsayısını arttırdı. Daha da ileri gitmesini temenni ediyorum. Hem milli takım için önemli, hem defalarca da söyledim. Kimden giderse gitsin, bizim ülkemizden giden oyuncuların yurt dışında başarılı olmasını ve mümkün olduğu kadar bizim ülkemize de para getirmesini isterim. Çünkü evet, bu paralar bir örnek olacak. Örnek teşkil edince diğer kulüpler de o örneklere göre satışlarını yapacaklar. Bu bağlamda Barış Alper'in de yine iyi bir bonserviste ileride eğer isterse ya da istenilirse transfer olabileceğini düşünüyorum. Çok iyi geliştirdi kendini ve 3 haftadır da yanlışım yoksa Barış Alper'in taşıdığı, Barış Alper'e ve Mertens diyelim. Mertens'e de haksızlık etmek istemem. Çünkü Dries Mertens de yaşı itibariyle belki kariyerinin sonlarına doğru gelmesine rağmen hem tecrübesi hem oyunu çok iyi okuması hem de belki fiziksel olarak düşse de çok iyi bir pozisyon bilgisi olduğu için topun nereye gideceğini, topun nerelerde tehlikeli olabileceğini çok iyi tahmin ederek oyunu iyi yönlendiriyor. Ben çok şaşırmadım. Şaşırdığım nokta o düşüştü. İki takımda da, hem Galatasaray'da hem Fenerbahçe'de de limitlerde oynanan bir performans var. Fiziksel olarak zorlayıcı bir performans sergiliyor iki takımda. Doğal olarak burada İsmail Hoca da söylemişti, Okan Hoca da dile getirmişti. En az sakatlık yaşayan, işte en az eksik duruma düşen takımlar daha başarılı olacaktır. O noktaya doğru gidiyoruz. Çünkü ligde daha önce de ifade etmiştim, bu iki takımın puan kaybı yapması biraz sürpriz olarak nitelendirilebilir. Öyle de olması gerekir. Rahat bir galibiyet. Barış Alper'e, Mertens'e ayrı bir tebrik. Sanchez'e de ayrı bir tebrik bu arada. Bence Başakşehir bazı pozisyonları nihayete erdiremediyse ya da bazı pozisyonlar olgunlaşmadıysa Davinson Sanchez'in orada doğru yerde doğru hamleleri yapmasından kaynaklanıyor. Başakşehir'de de beğendiğim oyuncular oldu. Fena da oynamadı aslında Başakşehir takımı. Hani kötü oynadı demek istemiyorum ama oyun yapısı Galatasaray'ın ya da işte oynadığı zaman Fenerbahçe'nin galibiyetine çok müsait. Yani yarın oynansın yine Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı çok zorlanır galip gelmek için Başakşehir. Diğer takımlar için aynı şeyi söyleyemem. Diğer takımlar biraz daha kalabalık savunma. Evet. Biraz geride beklemeyi tercih ediyor. Bunların hepsi tercihtir. Orada saygı da duyuyorum Çağdaş Hoca'ya sürekli aynı felsefeyi denemesine. Dünkü karşılaşma Galatasaray için olumlu bir not oldu. Kazanma sürecini devam ettiriyor iki takım da. Bu da önemli.